Bir taraftan yavaş yavaş yerken bir taraftan da bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi beşincisini yapmakta olduğumuz artık gereksel hale geldi bu toplantımız. Ancak toplantının çok daha verimli olabilmesi için ya da organizasyonun lütfen önceden bana bilgi veriniz ki ona göre yerleri tam olarak ayarlayalım, ona göre organizasyonu tam yapalım. İki gün öncesine kadar diyor bana bilgi verseniz yeterli olacak. Çünkü biraz hayali olarak başlıyoruz işe. Biz Erol Salın'la beraber en az 6 yer gezdik. Hem bize uygun olsun, bize ait olsun, temiz olsun, güzel olsun diye düşünerek 6 yer gezdik. En son buraya karar verdik. Şimdi kriterlerimiz arasında bazı şeyler oluyor. Gerektiğinde ilave yapılabilsin diye düşünerek yer bakıyoruz. Temiz olsun istiyoruz, tuvaletler temiz olsun, kişisel istiyoruz. Ve bakanaklı olsun, herkes her şeyi yapabilir diye düşünerek. Abi beni görüyor musun? Görüyor abi, görüyor. Koşmaya geldiğimiz yerde önce diyorlar ki kaç kişi olacağız? Biz biraz hayali söylüyoruz. Biz 80 kişi diye söyledik burayı. Görüyorsunuz ilavelerimiz geldi. Yer açma imkanı olmasa sıkışıp kalabilirdi. Bunu düşündüğümüz gibi böyle yapıyoruz. O yüzden mutlaka önceden bilgi verin. Evet, hala gelenler var. Evet, cümleten merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aradan bir yıl geçti. Görüştük bak. Herkes iyi görünüyor. Biraz önce bir yıl görüşürüz. Evet. Şimdi bunu başladığımızda ilk başlangıçta dedik ki bu bir dayanışma olacak. Dernek olmayacak. O nedenle kendimizi bağlamayalım dernek yaparak. O yüzden böyle bir grup şeklinde bunu yapıyoruz. Ben de bunu gönüllü olarak işte organize etmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi tekrar rica ediyorum. Mutlaka önceden bana bilgi verin. Yani telefonla olur, mesaj olur, çaldırın bırakıp ben size ararım ama önceden sayı testlerine karşısında beni bilgilendirin. Şimdi görüyorum ki giderek ilgi de artıyor. Aramızda yeni katılanlar falan da oluyor. Ben de listeye baktığım zaman gerçekten terzi alanda çok önemli yerlere gelmiş arkadaşlarımız da var. Ama bunlardan haberdar değiliz. Ben o yüzden bulabildiğim kadarıyla birazdan listeyi sizlere de vereceğim. Herkes incelesin. Mesela TOKİ Anadolu Lisesi'nde öğretmenimiz var. Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'nde öğretmenimiz var. Adliye'de çalışanımız var. İşte Ercan Mobilya var. Çanakkale'de önemli bir iş yapıyor. Dolayısıyla bunları da herkes bilirse kimin nerede birbirini taraması açısından da iyi olur. Birazdan listeyi... Evet, Yamanlar hoş geldiniz. Konanlar hoş geldiniz. Geçin oraya geldiniz. Emine, orada yer var bak. Orada var. Böyle geçin. Yaramazsa açtırmayın. Çünkü bu saatten sonra ilave açılacak her ilave bize zarar yazabilir ona göre. Mesela birçoğumuzun bilmediği, ben de yeni öğrendim. Çanakkale Halk Otobüslerinde çalışan bir tek bayan var. O bayan Terzalan'da. Bundan kaç kişinin haberi var? Yani birkaçın haberi var, şu haberi yok. Dolayısıyla bu toplantılar böyle bir tanıma açısından da birbirine vesile olsun. Şu anda ayrıca Çanakkale Belediyesi bayan şoför arıyor hala. Eğer talep varsa Terzalanlar ölçüye gitti mi? Bunu da bilginize sunuyorum. Ya bu çok fazla uzatmadan zaten gelenekte katılımcılarımız geldi.
Ben tekrar ettiniz afiyet olsun diyorum. Daha sonra kapanış konuşmasında da bundan sonra yol haritasını belirleriz. Ayrıca konuşmak isteyen herkese bu kürsü, kürsü de değil ya. Söz açık, isteyen duygudan bile getirebilir, konuşabilir. Listeyi de yemek bittikten sonra vereceğim herkese bir ingilesin. Benim diyemediklerim, daha ilave etmemiz gerekenler varsa ilave edelim. Tekrar afiyet olsun. Kerem Hocam hoş geldiniz. Tamam.